Efendim, dünya gündemiyle devam edeceğiz. Çokça konuşmuştuk, hatırlayacaksınız mutlaka. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalı ile ilgili yeni gelişmeler var. İstismar suçlamasıyla yargılanırken hapishanede öldüğü söylenen Jeffrey Epstein'in 221 önemli kişinin isminin yer aldığı küçük kara kitabı açık arttırmayla satışa sunulacak. Bu yönde haberler. O listede kimler yer alıyor? Bu kitap gerçekten ona mı aitti? Bu skandalın arka planında neler var? Buna dair ipuçları var mı? Dış politika analisti Erhan Yıldız İstanbul stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz. Yani... Hoş bulduk efendim. Şu an nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sayın Yıldırım, bu kitap hepsine ait mi? Bu konuda bilgi var mı? Net bir bilgi var mı? Nasıl bulunmuş bu kitap? İçeriğinde neler var? Neye dair ipucu veriyor ya da vermiyor? Şöyle, bundan 99'da yani bu 2016 yılında evine yapıldığı baskın sırasında sadece bu kitap değil, bunun gibi birçok kitapçık, birçok video kaseti, çocuklarla beraber olma videoları, pedofil video gösterilen videolar, şahıslara ait birçok devletin zaten elinde. Yani bir bu haber çıktığı zaman şu akla geldi. Böyle basit bir kitabın şu anda satışı gerçekleştirmesi bilen çok tuhaf bir şey. Çünkü bu kitapçının arkasında CIA'nin, Mossad'ın, FBI'nin, bütün herkesin, devletlerin, istihbaratlarının, güçlerinin kontrolünde olan bir hadise. Yani çok basit bir şekilde bu kitabın satılması biraz da tuhaf geldi. Ben de onu sormak istiyorum. Eğer ona aitse, tabii, istihbarat birimlerinin elinde incelemedeyse, bunu nasıl açık arttırmaya satışını onay vermiş olabilirler? Amaç ne olabilir? Aslında işte oradaki soru şu, oradaki hizmetçisi, yani Epstein'in hizmetçisi, o kitapçının bir kopyasını aldığı söyleniyor. Onun satışı gerçekleştirilecek. Yani konuşulan şu, bu sadece kitapçıkta kiminle beraber olduğu değil, onun bir nevi not defteri gibi, kimlerin onunla ilişkisi içerisinde olduğu, telefon numaraları, adresleri, yerleri vesaire, ya da diyelim ki ticari ilişkiler. O yüzden 2-3 tane kitap var. Sadece bir kitap yok. Ama buradaki en önemli hadise, bakmamız gereken konu, niye şu anda birileri bu konuyu biraz da ortaya koyup kimlere tehdit etmeye çalışıyor? Çünkü Amerika'nın iç dinamiklerinde de biliyorsunuz ki bazı hadiseler yaşanıyor. Mesela bizim gözden kaçırdığımız bir şey daha vardı. Ünlü rap yıldızlarının tutuklama kararıyla yapılan baskın oldu geçen ay. O hiç konuşulmadı. Hiç kimse tarafından konuşmadı. Puff Daddy dediğimiz çok ünlü bir rapçinin evine çocuk ticareti yaptığına dair bir baskın gerçekleştirdi. O da siyahilerin, zencilerin hepsini olarak geçti. Bunun içinde çok ünlü televizyon yıldızları, çok ünlü müzisyenlerin de içinde bulundu. Aynı konudan konuşulduğu için şimdi acaba şu soruya akla geliyor. Kimler kimin için tehdit unsuru olarak bunu hatırlatmaya çalışıyor piyasada. Yani mesela geçen gün biliyorsunuz, 2-3 gün önce Alan Dershowitz dediğimiz ünlü avukat, bundan sonra Filistin'e, İsrail'e karşı yapılacak olan herhangi bir hamlede kişiye karşı biz çok ciddi tedbirler alacağız. Tehdit için onları tehdit etti bir nevi. Yani siz İsrail karşı protesto ettiğiniz zaman karşısında Alan Dershowitz'i bulacaksınız. Peki Alan Dershowitz kimin avukatıydın? Jeffrey Epstein'in avukatıydın. Adaya gitti mi? Gitti. İşte o yüzden birileri ortalığa çok ciddi şekilde, biliyorsunuz yani ne kadar da karşı da olsa, yani bütün Amerika'nın İsrail'e destek verdiği anlam verilmiyor ama içeride başka hadiseler var. O hadiselere karşı da bunlar tedbir olarak da hatırlatılıyor. O yüzden bugünlerde 2-3 gün içinde bu haberin çıkmasıyla benim gözlerim dikkatle kimin arkasında ne söyleyeceğine dair araştırmaya başladım da çok fazla bilgi de ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz aylarda da uzun uzun konuşmuştuk. Epstein acaba Mossad'la bağlantılı mıydı? Mossad için mi çalışıyordu diye. Şimdi arkadaşlarım şunu da eklemişler. Onu şunu söyleyeyim. Direkt Mossad'la bağlantılı. Robert Maxwell, biliyorsun onun kayınpederi Mossad ajanıydı. Bunu zaten onun çalışma arkadaşı söyledi. Ben Robert Maxwell'le çalışma arkadaşıyım ve aynı konuyu da Jeffrey Epstein'e, yani damadına devretti. Onda hiç şüphemiz yok çünkü onu söyleyen eski Mossad ajanı, ben Areş diye bir adam vardı, kendisi ifşa etti. Ben Robert Maxwell'la kendi menfaatimizi 1970'ten beri İngiltere medyasını şeyine sahip olan medya moğolu dediğimiz çok ünlü birisiydi ve evet, gerçekten kendisinin kullanıldığını, çünkü Siyonist
dava için bunun tehditle yapılması gerekti. O yüzden şunu soruyu her zaman sormamız lazım. Niye İsrail'e gönderilen silahlarda karşı gelinmiyor? Niye bu kadar insanlar sessiz kalınıyor? Bu soruyu her zaman sormamız gerekiyor. İşte arkasında hep bu tehditler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bu 7 aydır süren katliamda bu koşulsuz, sınırsız desteğin arkasında da bu olabilir mi? Bu var. Hiç şüphesiz yok. Sadece o soruyu da sormayacağız. Bunun 7 ay sonra da üniversitelerdeki yapılan protestoları da soracağız. Niye 7 ay önce protesto etmediniz de şimdi ediyorsunuz? Niye karşı geliniyor? Niye bazıları karşı geliyor ya da niye ortalığı tekrardan düzenlemeye çalışılıyor? Bunu nasıl bağlantı kurdunuz? Çok basit. Çünkü oradaki onları destekleyen kuruluşlar, biliyorsunuz bazı organizatör gruplar var. Mesela Black Lives Matter dediğimiz 4-5 yıl önce Kongre baskınında ortaya çıkan, her tarafı yakıp yıkan bazı gruplar vardı. O aynı gruplar şimdi de Filistin gruplarını destek için ortaya çıktılar. Çünkü liberal solcu demokrat grupları var Amerika'da. Bunlar hep bu sosyal aktivizasyonlar, yani Amerika'nın huzursuzluğunu getirebilmek için bir de savaş yanlısı gibi gösterip yine öğrencileri de kullanıyorlar. Çünkü 1985'te de aynısı yapılmış. Güney Afrika'daki Nelson Mandela'ya karşı savaş suçlusu olarak saldırılarda aynı protestolar yapılmış. 1968 Vietnam saldırısından sonra yine öğrenciler sahaya indirilmiş. Birileri öğrencileri acaba kullanır mı diyor. Her zaman bu soruyu sormak mecburiyetindeyiz. Şu notu, soruyu da eklemiş arkadaşlar. Özellikle o adaya gidenler arasında bahsettiğiniz adaya, hepsinin adasına, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da vardı. Evet, yüzlerce defa gitti. Aynı zamanda İsrail için çalışan Epstein'e yönlendiren kişi miydi sorusu da gündemde. Ehud Barak da zaten biliyorsunuz çok kısa bir zaman önce de Netanyahu'nun yapmış olduğu bu hadiselerde, yani sadece birçok yandan Netanyahu'nun da suçlu olduğunu, savaş suçlusu olduğunu dair de çıkıp ortaya konuşan tek liderlerden bir tanesidir. Yani birilerini imha etmekle ya da karşı gelmekle acaba içerideki sistemi mi boşaltıyorlar ya da karşı gelip gösterip de başka bir şey mi yapılacak, daha büyük hadislerin ortaya çıkmasının sebebiyettir. Yani bu katliam değil umurlarında olan başka hesaplar var diyorsunuz. Kesinlikle böyle düşüneceksiniz. Çünkü bizim her zaman düşündüğümüz bir şey vardı biliyorsunuz. Ters bayrak operasyonu. Biz zaten hadiseleri hep bir yerden bakarken aslında öbür taraftan başka hadiseler ortaya çıkıyor. O yüzden buna da çok tedbirli bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle çok basit bir kitapçığın da ortaya gelip de açık artırmayla satılabilecek kadar da ucuz olduğunu düşünmüyorum. Peki, çok teşekkürler. Sadece yayınımıza katıldığınız için.